Bir röportajımız varmış. Sorulardan alalım. Hayırlı Ramazanlar hocam. Kaza namazı olan kişiler teravih namazını kılarken nasıl niyet etmeli? Bu konudaki görüşlerinizi bize bildirir misiniz? Herkese hayırlı sahurlar. Kaza namazı kılan efendim teravih namazı kılarken nasıl niyet etmeli diyor. Peki bir de telefonu alalım, sonra ara vereceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mehmet Bey, Teşekkür ederim. Mardin'den. Mardin'den, evet hocam. İyi geceler, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, hayırlı sahurlar efendim. Tüm izleyicilerimize, Teşekkür ederim. sizlere Rabbim güzel bir gece, feyizli bir mübarek bir sahur nasip eylesin. Bereketli olsun. Amin Buyurun. cümlemize hocam. Amin. Hocam sorum şu, birkaç gün içerisinde yüzümden lokal anesteziyle küçük cerrahi bir operasyon geçireceğim. Evet. Gündüz kulaklığı olacak. Oruç Ne yapayım? tutmama bir yer teşkil eder mi? Ederse sonrasında kaza yapayım ona göre. Peki Mehmet Bey kardeşim, bir ara vermemiz gerekti. Reklamdan sonra inşallah siz de hattan ayrılmayın, karşımızda olun, cevaplar gelecek. Yeniden hayırlı sahurlar diliyorum. Güzel, bereketli bir gece diliyorum. Bir kardeşimiz sordu. Dedi ki, kaza namazı olan biri teravih namazı kılarken nasıl niyet edecek dedi. Şimdi bu soruyu soran kişi Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde burada bir ufak bir ayrılık var. O da nedir? Şafiiler teravih namazı kılarlar. Onlar da iki iki kılarlar. Ama kaza namazı üzerine borçsa nafile kılmazlar. Kazaya niyet ederler. Ya da şöyle bir zayıf da görüş var onlarda. Teravih kılmış olurlar. Kazaya niyet ederler ama teravih de kılmış olurlar. Hanefi mezhebinde ise teravih namazını terk etmeyecek. Kazasını da eda edecek. Kazayı da tekrar iade edecek, yani daha doğrusu yeniden kılacak kaza namazları kılmayanlar. Onlar kaza namazı olsa da Hanefi mezhebinde olanlar, kazası olanlar sünneti ve teravihi terk etmeyeceğiz. Normal teravih olarak kılacağız. Kazayı başka zaman kılmış olacağız. Hatta bir kardeşimiz vardı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Tekrardan hayırlı geceler. Mardin'den Mehmet Bey. Buyurun efendim. Sorunuzu bir şöyle özetleyin tekrar. Hocam önümüzdeki birkaç gün içerisinde yüzümden lokal anesteziyle küçük cerrahi bir operasyon geçireceğim. Evet. Oruç tutmak yeterli mi? Oruç nasıl tutayım? Tutmuyorsam olur mu? Şimdi böyle anestezilerde iğne vuruluyor. Başka ilaçlar veriliyor. Bundan dolayı zaten baygın oluyorsunuz. Orucunuz bozulmuş oluyor. Bundan dolayı oruca o gün niyet etmezseniz daha doğru olur. Hatta niyet etmiş olsanız da değişmez. Yine kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Ama yarın zaten doktora gideceğim. Ben en iyisi oruca niyet etmeyeyim diye bu akşamdan karar verebilirsiniz. Mümkünse geceye alma imkanı varsa gece de yaptırın bu tedaviler. Yok, gündüz olacak bu. Öğle randevulardır. Başka geceye sarkmıyor. O zaman oruca niyet etmezsiniz. Ameliyatınızı olursunuz. Operasyonu yaparlar. Daha sonra Ramazan'dan sonra bir gün kaza edersiniz inşallah. Başka soru var mı Mehmet Bey? Anladım hocam. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. Aile Allah razı olsun. sizi Amin. diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.